Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Asgari ücret zammı son durum. 2023 asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Oran kaç olacak? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Asgari ücret zam oranları yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Temmuz ayında yapılan %30'luk artışın ardından gözler 2023 asgari ücret tutarına çevrildi hükümet kanadından yapılan açıklamaların ardından enflasyonun üzerine refah payının da eklenmesi görüşü öne çıktı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Peki 2023 asgari ücret ne kadar zamlanacak? İşte asgari ücret zammında son durum. Yeni asgari ücret belirlenirken Aralık ayında düzenlenecek toplantılar belirleyici olacak. Milyonlarca asgari ücretli, Şimdiden Ekim ve Kasım ayı enflasyon rakamlarını araştırarak aşağı yukarı zam oranları hesaplamaya çalışıyor. Temmuz ayında yapılan ara zamın ardından asgari ücret 5500 TL'ye yükseldi. Asgari ücret belirlenirken birden çok faktör dikkate alınıyor. Özellikle son dönemlerde enflasyon oranlarının da üstünde artış yapılması sonrası gözler Aralık ayına çevrildi asgari ücret zammı ile ilgili yapılan son açıklamalarda refah payı vurgusu dikkatlerden kaçmadı. 2023 asgari ücret ne kadar olacak? AK Parti Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, inşallah asgari ücret, emekli ve memur maaşlarındaki artışlar da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır, ifadelerini kullandı. Asgari ücretle ilgili detayı açıklayan Kurtulmuş, Yıl sonunda bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceğimiz bir asgari ücret gündeme gelecektir." dedi. Aralık ayında komisyon toplanacak. Geride bıraktığımız Temmuz ayında asgari ücrete %30 zam uygulanarak asgari ücret 5500 TL seviyesine yükseltildi. 2023 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranının detayları Aralık ayında toplanacak komisyon ile birlikte belli olacak. Son bir yılda asgari ücrete iki kez zam yapılırken Temmuz ayında yapılan ara zamda enflasyon yüzde 42 seviyesindeydi. TÜİ'in Ekim-Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla asgari ücrete yapılacak zammın oranları netlik kazanacak. Enflasyon ve refah payının da eklenmesiyle asgari ücretin 7500 TL seviyesinin üstüne çıkması bekleniyor. Öncelik vatandaşı enflasyona ezdirmemek asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, vatandaşın alım gücünün yükseltilmesi için hamleler yapıldığını hatırlattı. Kurtulmuş, burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır. Klasik bir klişedir, ama onu yapıyoruz. Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemektir. Bunun için neredeyse her bakanlar kurulundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız alınan tedbirleri açıklıyor, ifadelerini kullandı.